Ha, Çağatay. Ha. Ustam nerede? Ustam yok. O gelene kadar usta benim. Söyle canım. Yayın evini ayarladı mı? Ne yaptı? Konuştu mu? Ya bilmiyorum ama konuştu birileriyle. Bilmiyorum yani. Ha? Tamam. Ha, ne haber? Suat abi, iyi. Senden ne haber? Sağ ol. Abimin kitabını basması için adamla konuştun mu? Hallettik o işi. Adamla konuştum, parasını yatırdım. Şimdi kitabın taslağını bekliyor. Ha, süper. O zaman abime haber veriyoruz. Geliyor çünkü. Ver, ver. Ya Sinan, gerçekten hayırlı kardeşmişsin ya. Hakikaten ya. Helal olsun be. Nasıl buldun oğlum sen 1 milyon lirayı? Yani Çağatay biliyorsun benim için sorun değil. Bir telefon ettim, hallettim yani. Vay, vay. Gördün mü? Telefonla. Helal. Haydi buyurun çay, may. İçelim. Ha? Aha gel. Abi. Sinan. Ne arıyorsun oğlum sen burada? Markete gitmiyor musun? Mesai başlamak üzere lan. Ya abi dur şimdi, bırak marketi, mesaiyi. Müjdemi isterim. Ya ne müjdesi, Allah'ını seversen. İşim gücüm var, hadi. Ya dur Sinan'ım, dur ya. Öyle kuru kuruya müjde mi verilirmiş ya? Çay içelim, çorba içelim. Şöyle bir keyfini çıkaralım ya. Ha? Hadi. Senin kitap işi oldu abi. Ya. Ne oldu mu? Oldu oldu. Ya ne diyorsunuz? Konuştuk. Hakikat mı kardeş? Tabii. Yapımcıyla konuştum. Basmaya karar verdi kitabı ya. Tamam. Ya kardeş inanamıyorum ya. Şimdi köşeyi dönüyoruz mu lan? Vallahi inanamıyorum. Lan hani bir de dili kötü diyordunuz be. Ya o... Bak canım yani... Değil abi, dili kötü değil. Adam özellikle o şeyi sevmiş. O samimiyeti, o içtenliği tabii sevmiş. Evet tabii evet. Ya. Şey diyor ki çok samimi bir dil. İçten diyor. Hatta diyor... Şey diyor. İkinci kitabı tabii, tabii yazsın. Evet. Sen artık kitabı basılan bir yazarsın abi, anlat. Çağatay ne diyorsun kardeş? İmza günleri falan. Ha? Allah. Ya çok acayip ya. Vallahi helal olsun ya. Helal olsun. Çok mutlu oldum ya. Yazar arkadaşım ya. Ya yazacağım tabii kardeş. 2, 3, 4. Bestseller lan, bestseller. Hayır hayır, ben arkadaşım yazar anlamında söyledim. Yazar arkadaşım. Meslek olay, yazar. Mesle, evet. Bir arkadaşım var, yazar. Ay, kelimelerle bak, dans. Dans bu. Ama dilimi beğenmişler değil mi? Tabii, tabii. Rıza amca hoş geldin. Bak, sana şöyle güzel bir yazayım ben. Rıza kardeşime sevgilerimle. Ve lezzetli bir imza. Teşekkür ederim kardeşim. Oo Recep kardeşim, ya çok mutlu ettiniz beni ya. Vallahi billahi. Size de aynısını böyle güzel Recep kardeşime sevgilerimle. Heh, hadi afiyet olsun. Lan kardeş, Allah yüzümüze güldü be. Tabii tabii, Bahtiyar kardeş. Şu kitabı getir de yayıncıya götürelim, bastırsın. Ha, evet evet abi, nerede kitap? Kitap şeyde. Neydi? Kitap şeyde ya. Neydi? Neydi? Mesut! Mesut! Abi, nerede? Ne oluyor ya? Mesut mu? Ne? Kitap... Ne? Mesut! Hadi güle güle. Aa dur. Dur hadi güle güle. Mesut! Ne oldu ya? Yardım mı var? Kardeş benim kitap nerede? Kitap mı? Ne kitabı ya? Ya kardeş dosya kağıtları üstünde daktilo. Benim kitap ya. He tamam ya. Çaktım. Ben onları şey yaptım ya. Al. Yaz boz. Hey. Kestim ben onları. Yazboz mu yaptın? He. Nasıl yazboz yaptın? Bana sormadan niye yazboz yaptın ya Bucalı? Ya sana niye soracağım birader? Adam geldi burada sobaya atıyordu ya kitabını. Ben dedim ki dur yazık atma. Arkası bomboş, kullanırız dedim. Ya abi bir de bunları kesmişsin ama böyle. Ay. Kaça bölmüşsün ya? Ya böleceğim tabii oğlum. Koskoca dosya kağıdıyla olur mu ya? 3'e böldüm daha güzel yazılıyor. Ne yaptın Allah kardeş? Allah, ver kesin şunları ya. Benim kitabım bunlar ya. Ver ya. Ver. Siz ver, ne yapıyorsunuz ya? Ha, yazmayın. Ya bırak, bırak. Yazmayın. Yazmayın, bozmayın. Kapıları ya kapatın. Kimse hareket etmesin. Tamam. Ya, kardeş bunlar benim kitabım, benim kitabım ya. Ya senin kitabın da bileler. Sen de saçma sapan konuşuyorsun ha. Bak asfalyalarımı attıracaksınız ya. Yakıyordun. Biz yanmasın diye aldık, kullanıyoruz ya. İyilik de yaramıyor. Ben olmasam tamamen kül olmuştu kitabın ya. Ya Mesut ha, ne yaptın sen? Ha, ha, çoban kavurmanın yarısı burada abi, onu bulduk. Bakayım. Bak abi. Kıvamı var mı arkasında? Yok. Sarp sarplı et. Şuna bak ya, şuna bak ya. Patatesli köfte tarifinin 1/3'ünün arkasında okey sonuçları var. Bu nasıl birleşecek ya? Hepsi burada mı kardeş ha? Ya dur merak etme, ben birleştiririm ya. Ya birader hepsi burada değil yalnız ha. Bir kısmını Bekçi Bekir birader aldı. Tamam, gerçi şimdi bekçi değil, bakkal oldu. O yüzden külah yapacakmış.
Çocuklara mocuklara herhalde bir şey satacak. Tamam, onu da toplarım kardeşim. Bir de Sami Ağa da aldı bir kısmını. Şu kadar falan Sami Ağa aldı. O da böreklerin altına sereceğim dedi. Ya sen ne yaptın Mesut kardeş? Mahvettin beni ya. Ya birader sen de yakıyordun ama şimdi yani yansa da daha mı iyiydi? Tamam, ben hepsini toplarım. Hepsini birleştiririm kardeş. Hele durun siz. Al şunları ya. Ya böyle... Sinan sen bunları topla tamam, kardeşim. Tamam. Sen de fevri hareket ediyorsun. Yakmaya kalktın. Keşke yakmaya kalkmasaydın o zaman. Ya Suat abi, acaba söylese miydik paramız yanmasa bari? Sinan kardeş, o para zaten yandı. Yapma ya. O zaman dua edelim de birleştirsin bari parçaları ha. Toplasın hepsini yani. Ya. Zor ama. Bekir! Bekir! Ya hayırdır, ne olur Bahtiyar? Nerede kardeş? Ver onları bana çabuk. Ya kim nerede? Ya bizim Mesut benim kitabı sana vermiş. Küllah yapacakmışsın ya. He, onları desen. Allah senden razı olsun. Acayip işime yaradı ya vallahi. Ne yaptın onları? Hepsini verdin. Kime? Uşaklara verdim. Ya hangi uşaklara verdin kardeş? Ya Selam abinin uşağı yok mu, ona verdim. Bir de ikizler var. Ya hepsini aklımda tutamam ki Bahtiyar. Ya bir daha abi hepsini biz külah yapmadık ki ben. Bazısını peynire bile sardım onları. Evet. Ah kardeşim, niye sormadan iş yapıyorsunuz ya size? Niye sormadan iş yapıyorsunuz ya? Ya şu kalanları bana ver, güçlü. Ya Bekir, kurban olayım sana, bir hatırla. Kime verdin? Hangi uşaklara verdin? Ne olursun la, önemli la. Hele hareketlere bak, hele sıfatına bak ya. Sen tek tek kağıtların peşine mi düşeceksin Bahtiyar? Kitabım bastıracak kardeş, kitabım ya. Ya abi bak, bunların hepsi zaten çöpe gidiyordur. Ne yapacaksın, çöpleri mi karıştıracaksın? Evet kardeşim, gerekirse... Bütün İstanbul'un çöplüklerini karıştıracağım kardeşim. İstanbul kazan, ben kepçem.